2020-2021 kampanya döneminde Malatya Şeker Fabrikası olarak 545.500 ton pancar işleyerek 68.000 ton şeker elde ettik. Bunun yanı sıra 500 milyon lira ülke ekonomisine katma değer sağladık. 3-4 Haziran tarihleri arasında yapılan fabrika müdürleri buluşmasında Ankara'da yeni dönem yeni yöntemler ışığında yapılan toplantıda fabrikaların tamamı değerlendirildi. Fabrikamız 9 kategoride değerlendirilerek 2020-2021 yılı kampanya döneminde en iyi değerlere ulaştı ve bu nedenle Genel Müdürlüğümüz tarafından Malatya Şeker Fabrikası 15 şeker fabrikası içerisinde üretimde ve hububatta en iyi fabrika seçildi. Bundan dolayı ben başta çalışanlarımıza, Şeker İş Sendikamıza, çözüm ortaklarımıza minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Bu birlikte yapmış olduğumuz çalışmada herkesin katkısı var, herkesin emeği var ve ben bundan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Malatya Şeker Fabrikası'nda ilk defa yaşandı. Geçmiş dönemlerde Ereğli fabrikamız, Eskişehir fabrikamız, bu fabrikalarımız bu birincilikleri alıyorlardı. Ama çalışanlarımızın, çiftçilerimizin katkılarıyla bu yıl, bu sene biz bu ödüle layık görüldük. Bu ödülü fabrikamız adına almak, inanın Malatya'mız adına bizim için bir gurur vericiydi. Efendim 2021 yılı pancar üretim kampanyası için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Şu andaki hazırlıklarımıza göre 580 bin ton civarında kotamız var. Bunun karşılığında 80 bin dönümde pancar ekimini yaptık. Allah nasip ederse bu sene 470 bin ton pancar işlemeye hedefliyoruz ve bunun karşılığında da 63 bin ton civarında şeker üretmeye hedefliyoruz. Bu arada ben Sayın Cumhurbaşkanımıza pancar taban fiyatına yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz çiftçilerimiz adına, sanayimiz adına. Çünkü taban fiyat pancara ilgide en önde gelen unsurlardan bir tanesi. 230 liradan 300 liraya pancar taban fiyatını çıkardığı dönemden itibaren pancar üretimine yüksek bir talep bulunmakta.